Her birimiz bu gezegendeki belirli bir zaman ve mekanda yeniden bedenlenmeye karar veriyoruz. Manevi evrim yolunda gelişmemize yardımcı olacak belirli bir dersi öğrenmek için buraya gelmeyi seçtik. Cinsiyetimizi, rengimizi, ırkımızı ve ülkemizi kendimiz seçiyoruz ve bu yaşamda üstünde çalışmak istediğimiz kalıpları bize yansıtabilecek en uygun anne ve babayı da biz belirliyoruz. Hepimiz kendi yaşam deneyimlerimizden %100 sorumluyuz. Aklımızda oluşan her düşünce geleceğimizi yaratmaktadır. Yani güç merkezi daima yaşadığımız anın içindedir. Herkes kendinden nefret ve suçluluk duygusu yüzünden acı çeker. Herkes için en büyük mutsuzluk yeterince iyi değilim diye düşünmektir. Bu sadece bir düşüncedir ve düşünce değiştirilebilir. Dargınlık, küskünlük, olumsuz eleştiri ve suçluluk en zarar verici düşünce kalıplarıdır. Kırılma, gücenme, darılma duygularınızın üstesinden gelebilmek, kanseri bile yok edici bir düşünce gücüdür. Kendimizi gerçekten sevdiğimiz zaman hayatımız her yönüyle düzene girer. Geçmişimizden kurtulmalı ve herkesi bağışlamalıyız. Kendimizi sevmeyi öğrenmeye istekli olmalıyız. Olumlu değişimlerin anahtarı şimdi ve burada kendimizi onaylamak ve kabul etmektir. Bedenimizdeki hastalık denen şeyin yaratıcısı biziz. Yaşam gerçekten çok basit. Ne ekersek onu biçiyoruz. Kendi hakkınızda düşündükleriniz kendi gerçekliğiniz oluyor. İçinde bulunduğunuz olayları yaratıyor. Sonra da bunlardan duyduğumuz sıkıntı, üzüntü ve düş kırıklığı için bir başkasını suçluyoruz. Böyle yapmakla gücümüzü de başkasına kaptırmış oluyoruz. Hiçbir kişi, hiçbir şey, hiçbir koşul bizim üzerimizde bir güce sahip değildir. Çünkü aklımızla düşünce oluşturan yalnızca biziz. Deneyimlerimizi, gerçekliğimizi ve bunda yer alan tüm kişileri yaratan biziz. Düşüncelerimizde barış, uyum ve denge yarattığımızda bunları kendi yaşamımızda da bulacağız. Şimdi basit bir test yapalım. Şu cümlelerden hangisi size doğru geliyor? İlk cümle, insanlar beni hep kullanıyor, bana zarar veriyor. İkinci cümle ise, insanlar bana hep yardımcı oluyor. Bu iki düşünce ve inanç yaşamımızda çok farklı deneyimler yaratacaktır. Kendimiz ve hayatımız hakkındaki inançlarımız bizim gerçeğimizi oluşturur. Evren, seçtiğimiz her düşünce ve inanç da bizi tümüyle destekler. Bunu başka bir şekilde söylemek gerekirse, bilinçaltımız inanmayı seçtiğimiz her şeyi kabul eder. Yani kendimiz ve hayatımız hakkındaki inançlarımız ve düşündüklerimiz yaşamımızın gerçeği olur. Ve düşünebileceğimiz şeyler konusunda sınırsız bir seçim var. Bunu bildiğimizde insanlar beni hep kullanıyor yerine insanlar bana hep yardımcı oluyor cümlesini seçmek sizce de mantıklı değil mi? Evrensel güç bizi asla yargılamaz ve eleştirmez. Evrensel güç bizi kendi değerlerimize göre kabul eder ve inançlarımızı ayna gibi yaşamımıza yansıtır. Eğer hayat yalnızlıktır ve kimsenin beni seveceğine inanmıyorum düşüncesini seçiyorsam, hayatımda da bunu bulacağımdan emin olmalıyım. Ama bu inancı kafamdan atmak ister de, sevgi her yerde, ben seven ve sevilen bir kişiyim gibi olumlu bir cümleyi benimsiyor ve bunu kendime sürekli tekrarlıyorsam, bu da benim yeni gerçeğim olacaktır. Birçoğumuzun kim olduğumuz konusunda saçma düşünceleri ve hayatın nasıl yaşanması gerektiği konusunda çok ama çok katı kuralları var. Bunu kendimizi suçlamak için söylemiyorum. Çünkü şu anda yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eğer daha iyisini bilseydik, daha çok şeylerin farkında ve anlayışında olsaydık, başka türlü davranabilirdik. Sakın şu anda bulunduğunuz yer konusunda kendinizi küçümsemeyin. Bu videoyu izliyor olmanız bile hayatınızda olumlu değişimler yapmaya hazır olduğunuzu gösteriyor. Bunun için kendinizi takdir edin. Çok küçük yaşlardayken kendimiz ve yaşam hakkında neler hissedeceğimizi çevremizdeki yetişkinlerin tepkilerinden öğrendik. Kendimiz ve yaşamımız hakkında ne düşünmemiz gerektiğini böyle öğreniyoruz. Eğer mutsuz, korku, suçluluk ya da öfke dolu insanların içinde yetişmişseniz kendiniz ve hayat hakkındaki görüşleriniz de olumsuz düşüncelerle dolu olacaktır. Hiçbir şey doğru yapamıyorum, bu benim hatam, işte bu tür inançlar düş kırıklığı dolu bir hayat ortamı yaratır. Büyüdüğümüzde çocukluğumuzdaki yaşamımızın duygusal ortamını yeniden yaratma eğilimi gösteririz. Bu iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış değil, sadece içimizde yuva olarak bildiğimiz bir şeydir. Bunun yanı sıra kişisel ilişkilerimizde
annemiz veya babamızla kurmuş olduğumuz ilişkileri ya da onların kendi aralarındaki ilişkileri yeniden yaratma eğilimi gösteririz. Tıpkı annenize ve babanıza benzeyen sevgilileriniz ya da patronlarınızı düşünün. Anne babamızın bize gösterdiği davranışları kendimize de gösteriyoruz. Kendimizi aynı şekilde suçluyor ve cezalandırıyoruz. Kendi söylediklerimizi dinlediğimizde hemen hemen aynı kelimeleri kullandığımızı görebilirsiniz. Kendimizi sevmeyi ve desteklemeyi de aynı şekilde yapıyoruz. Tabii eğer çocukluğunuzda sevilmiş ve desteklenmişsek. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyorsun. Hep senin hatan. Bunları ne kadar sıklıkla kendinize söylüyorsunuz? Ya da harikasın, seni seviyorum. Bunları ne kadar sıklıkla söylüyorsunuz? Ama tüm bunlar için anne ve babalarınızı suçlamayın. Hiçbirimiz kaderin kurbanları değiliz. Onlar kendilerinin bilmediği bir şeyi bize nasıl öğretebilirdi ki? Anneniz ya da babanız kendini sevmeyi bilmiyorsa onların size kendinizi sevmeyi öğretmesi de imkansız olacaktır. Onlar da çocukluklarında kendilerine öğretilen şeylere dayanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışıyordu. Eğer anne ve babanızı anlamak istiyorsanız onları kendi çocukluklarıyla ilgili konuşturmaya çalışın. Eğer anlayışla dinleyebiliyorsanız onların korkularına ve katı kurallarının nereden geldiğini anlama olanağı bulabilirsiniz. Size bütün bu kötülükleri yapan anne ve babanızın da sizin kadar korku dolu olduklarını göreceksiniz. Anne ve babamızı bizim seçtiğimize inanıyorum. Her birimiz bu gezegende zaman ve mekandaki belirli bir noktada yeniden bedenlenmeye karar veriyoruz. Manevi evrim yolunda gelişmemize yardımcı olacak belirli bir dersi öğrenmek için buraya geldik. Cinsiyetimizi, rengimizi, ırkımızı, ülkemizi kendimiz seçiyoruz ve bu yaşamda üstünde çalışmak istediğimiz kalıpları bize yansıtabilecek en uygun anne ve babayı da biz belirliyoruz. Ama büyüdüğümüzde işaret parmağımızı onlara yönelterek suçluyoruz. Benim böyle olmamın nedeni sizsiniz. Aslında onları seçen bizleriz. Çünkü aşmamız gereken engeller için onlar mükemmel bir seçimdi. İnanç sistemimizi çok küçük yaşlardan itibaren edinmeye başlıyoruz ve yaşamımızı bu inanç sistemlerine uygun deneyimleri yaratarak sürdürüyoruz. Hayatınıza şöyle bir dönüp bakın, ne kadar sık aynı deneyimi yaşadığınıza dikkat edin. Bu deneyimleri tekrar ve tekrar yarattınız çünkü bunlar size kendiniz hakkında inandığınız şeylere aynalık eder. Aynı sorunla ne kadar uzun süre yaşadığınız, sorunun ne kadar önemli olduğu ya da yaşamınıza yönelik ne kadar tehlike taşıdığı hiç önemli değil. Güç noktası daima şimdiki andadır. Hayatınızın bu anına kadar yaşadığınız tüm deneyimler geçmişinize dayanan düşünce ve inançlarınızın ürünüdür. Her deneyim dün, geçen hafta, geçen ay ya da geçen yıl, 10 ya da 20 yıl daha fazla yıllar önce oluşturduğunuz düşünceler ve kullandığınız sözcüklerle yaratıldı. Ama bunlar artık geçmişte kaldı, yaşandı ve bitti. Şimdi önemli olan bu andan itibaren neyi düşünmeyi, neye inanmayı ve neyi söylemeyi seçtiğinizdir. Çünkü bu düşünceler ve sözcükler geleceğinizi yaratacaktır. Güç noktanız şimdiki anda ve yarınınıza, hatta gelecek haftanıza, gelecek ayınıza, gelecek yıllarınıza şekil veriyor. Şu anda ne düşündüğünüze dikkat edin, olumlu mu olumsuz mu? Bu düşüncenizin yarınınızı biçimlendirmesini istiyor musunuz? O yüzden dikkat edin ve farkında olun. Her şeyin malzemesi düşüncedir ve düşüncelerimizi değiştirebiliriz. Sorunumuz ne olursa olsun, yaşadıklarımız iç dünyamızın dışarıya yansıyan sonuçlarıdır. Kendinden nefret etmek bile kendiniz hakkındaki nefret dolu düşüncelerin ürünüdür. Ben kötü bir insanım diyen bir düşünceniz varsa bu düşünce bir duygu yaratır. Sonunda bu duyguya kendinizi kaptırırsınız. Oysa öyle bir düşünceniz olmasaydı böyle bir duygunuz da olmayacaktı. Düşünceler ise değiştirilebilir. Düşüncenizi değiştirdiğinizde duygularınız da ortadan kaybolacaktır. İster inanın ister inanmayın, düşüncelerimizi biz seçiyoruz. Aynı düşünceleri bir alışkanlık olarak o kadar tekrar tekrar düşünüyor olabiliriz ki bu bize düşüncelerimizi kendimizin seçmediği izlenimini verebilir. Ama ilk seçimi biz yaptık. Bazı düşünceleri düşünmeyi reddedebiliriz. Ne kadar sıklıkla kendiniz hakkında olumlu bir şey düşünmeyi kabul ettiniz? Pekala, aynı şekilde kendinizle ilgili olumsuz düşünceleri de reddedebilirsiniz. Bu konudaki çalışmalarım esnasında yaşadığım herkes az ya da çok kendinden nefret ve suçluluk duygularıyla boğuşuyor. Bu iki olumsuz duygu hayatınızda ne kadar fazlaysa hayatınızda o kadar mutsuzluk oluyor.
Bu iki duygu azaldıkça yaşamımız her boyutuyla daha da iyiye doğru gidiyor. Tüm bunları size inançlarımızın nereden geldiğini göstermek için anlattım. Bu bilgileri lütfen amacınız içine gömülmek için mazeret olarak kullanmayın. Geçmişin üzerimizde bir gücü yok. Olumsuz bir düşünce kalıbının ne kadar uzun sürdürmüş olmanızın hiç önemi yok. Güç noktası şimdiki anda. Farkına varmak için harikulade bir şey yapabilirsiniz. Şu andan itibaren özgür olmayı seçebilirsiniz. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.